Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Hakikaten ödüllerinin 2003'ten bu tarafa çeşitli şekillerde devam ettiğini biliyorsunuz. Bugün Boğaziçi Üniversitesi bize ev sahipliği yapıyor. Demir Demirgil salonundayız. Hakikaten ödüllerini ilk günden bugüne hep nitelikli mekanlarda yapmaya dikkat ettik. Elimizden geldiğince de başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İstanbul'un pek çok mekanını kullandık. Bu içinde bulunduğumuz mekan geçen sene olduğu gibi Halüker Mimarlık tarafından tasarlanmış bir mimar. Mekan Bilge Kalfa ve Gamze İşcan'ın tasarımı. Öncelikle Boğaziçi Üniversitesi'ne ve mimarlarına teşekkür ederiz. Arkitara ödülleri her yıl bilindiği gibi 3 ana alanda veriliyor. Yapı malzemesi, işveren ödülü ve genç mimar ödülü. Bu ödüllere bir yapı ödülünü takmayı belki 5 yıldır düşünüyoruz ama beceremedik. Belki gerek yok zaten. Onu da bilmiyorum. Ama bir yapı ödülümüz yok bizim. Yani bir binaya verdiğimiz ödülümüz yok. İşveren ödülü bazen karıştırılıyor ama aslında işveren ödülü binaya değil, işverene, yani özneye, kişiye veriliyor ya da kuruma veriliyor. Bir bina üzerinden verilse bile. Evet, bu kadar gecikenler için biraz daha zaman geçirdikten sonra hemen konuya girmek istiyorum. İlk olarak yapı malzemesi ödülüyle başlayacağız. İlkini 2008 yılında vermişiz. Temel amacı her ödülde olduğu gibi çevreye değer katan yapı malzemelerinin üreticilerinin onurlandırılması. Bu sene seçici kurulumuz 4 adet ödül vermiş. Bir ürünü de seçici kurul teşvik ödülüne layık görmüş. Öncelikle seçici kurul teşvik ödülünden başlayacağız. Bu isimleri umarım doğru okuyabileceğim. Bazı markaları hiç çalışmadan geldim. Kanyon'dan buraya bir saatte geldim. Eminim siz de çok zor gelmişsinizdir. Arabayı almak hatasını yaptım. Evet. Seçici kurul, Arkiter Yapı Malzemesi ödülü 2016'nın seçici kurul teşvik ödülü. Kazanan Eko Titanyum Kiramit ürünüyle Kılıçoğlu Megaron Çatı Teknolojileri. Plaketi vermek üzere seçici kurul üyelerinden Atilla Kuzu'yu, seçici kurul teşvik ödülü plaketini almak üzere ise Kılıçoğlu Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Barış Yalçın Özay Demir'i sahneye davet ediyoruz. Azotu kalsiyum nitrat gibi zararsız bir maddeye dönüştürerek çevreye çok ciddi katkısı olması sebebiyle ödüle layık görüldü. Daha doğrusu teşvik ödülüne. Tebrik ediyorum. Ben çok çok teşekkür etmek istiyorum. Biz Megaron markamızı kendimiz 90. yılımızı kutluyoruz 2017 yılında. Megaron markamızı 3. yılını kutluyor. Megaron markasını biz biraz daha çatı teknolojileri olarak konumlandırdık. Çünkü Kılıçoğlu 90 yıldır kiremit anlamında Türkiye'de en öndeki marka ama çatı anlamındaki marka algısı biraz daha düşüktü. Biz bu anlamda Eko Titanyum ödülü kiremitimizi de bu çatının komple bir parçası olarak düşünüyoruz. Sadece kiremit olarak değil, alt sistemleriyle beraber hem enerji verimliliği hem de doğadaki bu azotu temizleme şeklinde daha pozitif etkisiyle beraber daha komple bir çatı teknolojisi olarak düşünüyoruz. O yüzden hani burada kiremit olarak lanse edilmiş olsa da aslında bunun alt sistemleriyle beraber biz hem enerji verimli hem de çevreye daha duyarlı bir çatı sunmuş oluyoruz diye söylemek istiyorum. Mesajınızı almış gördüğüm kadarıyla. Teşekkürler. Evet. 2016 Yapı Malzemesi Ödülü'nün kazananlarını açıklamaya geldi sıra. Taşıyıcı sistemler, altyapı bileşenleri, kaba yapı bileşenleri kategorisi kazananı
Draining ürünüyle ABS yapı elemanları ödülü vermek üzere seçici kurul üyelerinden Alev Akın'ı, ödülü almak üzere ise ABS yapı elemanları genel müdürü Okan Cuntay'ı ve pazarlama müdürü Bora Kurum'u sahneye davet ediyoruz. İnovatif çözümlere ihtiyacımız olduğunda mutabıktık. Dolayısıyla bu üründe aslında sürdürülebilirliği, daha az ve daha kolay inşaat imkanları için ödüle layık gördük. Benzer bu sektör için daha inovatif ürünleri ve çözümleri de beklemeye devam ediyoruz. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Sizin de bahsettiğiniz gibi ürünümüz aslında çok basit bir ürün ama çözdüğü sorun itibariyle de pek çok zor olan şeyleri rahat ve basit bir şekilde çözebiliyor. Aslında bir drenaj ürünü ama basit bir su yalıtım malzemesiyle kullanıldığı zaman yağmur suyunun ve sel sularının geri dönüşümüne de katkı sağlayabiliyor. Ama belki de en önemlisi yapıldığı malzeme zaten geri dönüşümlü plastik. Bu açıdan da çevreye de çöp duracak plastiği bu şekilde değerlendirmiş ve kullanmış oluruz. Tekrar çok teşekkür ederim. Öne geçecekmişim. İyi mi? İnce yapı bileşenleri kategorisine geçtik. Evet. Kazanan Sika Floor Joint ürünü ile Sika yapı kimyasalları. Ödülü vermek üzere ödülün seçici kurul üyelerinden Zafer Karaoğlu'nu, ödülü almak üzere ise Sika Yapı Kimyasalları Pazarlama ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Fazlı Bulut'u sahneye davet ediyoruz. Dilatasyon derzlerinin çözümünde başarılı bir malzeme olarak jürinin oyunu almayı hak kazandı. İşte aslında yakın özellikle siz anlatsanız belki daha iyisin. Hızlıca konuşmak yerine. Sika 150 senelik İsviçre'de bir firma ve her zaman odağı uzun ömürlü ve kaliteli ürünler, yüksek performanslı ürünler olmuştur. Özellikle zemin kaplama ürünlerimizde tamamlayıcı bir ürün olarak çok fazla karşılaştığımız endüstriyel tesislerde dilatasyon probleminin önüne geçmek ve bu problemlerde uzun ömürlü bir çözüm yaratmak için dizayn edilmiş bir ürün. Bu ödüle de layık görüldüğümüz için bu ödülden şöyle çok mutluyuz. Ürünümüze de arkadaşlara da teşekkür ederiz. Yerimi alayım. Evet, kullanıcı konforunu sağlamaya ve gereksinimlerini karşılamaya yönelik sistemler kategorisi. Bu kategoriler zaman içinde olgunlaştı. Her defasında küçük değişiklikler oldu ama artık oturduğu söylenebilir. Arada böyle bilgiler vermeye çalışayım ben. Kazanan Aquanit ürünüyle Seranit ödülü vermek üzere ödülün seçici kurul üyelerinden Önder Kulu, ödülü almak üzere ise Seranit Grup Başkan Yardımcısı Ece Ceylan Baba'yı sahneye davet ediyoruz. Thank you.
İyisiniz. Öncelikle o zaman jüriye. İki mimar. Porselen, seramik ürünler aslında hepimizin işin içinde olan insanlar için sürekli kullandığı malzemeler. Bizim bu ödülü vermemizdeki en büyük sebep yekpare çözümü, kenar detayları, süzgeç bitiş detayları anlamında farklı malzemelerin bir arada kullanılmasından ziyade tek parçada monoblok olarak sistemin çözülmesi ve mekan içinde kullanılan porselen seramik ürünlerle de uyum halinde olmasıydı. Tüm seçici kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte ortak kararımızı tebrik ediyoruz. Evet, aslında bizim vermek istediğimiz mesajı çok net almışsınız. Biz de banyo mekanlarında porseleni hem zemin olarak, yani engelli kullanımına da biraz daha vurgu yapmak istiyorum. Çünkü hem zemin olarak uygulanabilen bir malzeme, hem de zemindeki ya da duvardaki malzemeyi bütünleşik olarak devam ettirebileceğiniz bir malzeme. Uzun zamandır üzerinde çalışıyoruz. 2016 yılında Aquanit'e aldığımız 3. ödül, bir uluslararası, bir ulusal ödül daha aldık. Daha çok pazarda karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ben arada bir tane hızlı geçmişim. O ödülü vermiyoruz. Hemen ben espri yaparken geri aldınız mı? Tamam. Bu yıl ince yapı bileşenleri kategorisinde iki adet kazanan var. İnce yapı bileşenleri kategorisi kazananı Duovin Alüminyum Giyotin Pencere Sistemleri ürünüyle FYT Mühendislik ödülü vermek üzere ödülün seçici kurulu üyelerinden Yurhan Bakırkürey'i, ödülü almak üzere FYT Mühendislik Genel Müdürü Barış Atıl'ı sahneye davet ediyoruz. Geleneksel yapılarımızda çok yer alan giyotin pencere, hem endüstriyel seri üretim tarzında bir yaklaşımla giyotin pencereyi günümüze taşıması, hem de farklı açıdan, farklı bir vasistas olarak da bu pencerenin açılabilmesi, dolayısıyla ürünün bir adım ileriye taşınması bizim geleneksel yapılarımızdaki tüm seçici kurul üyeleriyle birlikte, oy birliğiyle bu ürünün seçilmesinde önemli rol oynadı. Kendilerini tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Evet, işveren ödülüne geçiyoruz. Geçmeden önce ben aradaki söyleyeceğim şeyleri söyleyeyim, söylemek istediğim. Ben kişisel olarak da arada yazıyorum. Arkitayla gerçi bir ilgim kalmadı. Beni buraya sunucu olarak çıkardılar. Para da vermiyorlar. Eğer özel müşterisi getirseydiniz ya da başka bir şey, ama başka olacaktı. Yani kişisel olarak da görüşüm, Arkitay'ın da görüşü, ödüllerin paralı olmaması, yani başvurusunun da paralı olmaması gerektiği ve para üzerine herhangi bir şekilde sistemin kurulmaması. Yani bizden hiç reklam almayan bir, hiç reklam vermeyen, 15 yıl boyunca hiç reklam vermeyen birisi ödülü çok rahatlıkla alabilir. Yapı malzemesi için söylüyorum. Diğer alanlarda da benzer şeyler geçerli. Ya da bize çok fazla reklam vermiş, yıllarca bizi en çok desteklemiş müşterimiz bu ödülü alamayabilir. Bunu şöyle sağlıyoruz. En başından itibaren jürilerde tamamıyla bağımsızlığa dikkat ediyoruz. Bizim içimizden bazı jürilerde olduk. İşveren ödülünde, genç mimar ödülünde, belki jüride ben oldum. Eski ortağım Ömer Kanıfak oldu. Ama genel olarak jürileri bağımsız tutuyoruz ve birbirlerinden gerçekten aynı network'ün içinden olmayan, farklı dünyaların üyeleri olan jüri üyelerinin seçici kurullarda yer almasına özen gösteriyoruz. Bence bu ödülleri kıymetli kılıyor çünkü bugünlerde ödüller bildiğiniz gibi satılık. Yani o satılık ürünleri alan hepimiz olabiliriz, biz de olabiliriz Arkitar olarak, sizler de olabilirsiniz. Ama ben bizim ödülüm, böyle başka ödüller de var, sadece Arkitar ödülleri böyle değil elbette. Bir sürü başka nitelikli ödül var ama Arkitar ödüllerinin ilk günden itibaren bu formatta seyretmesini önemli buluyorum. O yüzden de zaten
Hani işte paramız yok, size bir kokteyl veremiyoruz. Ondan sonra ne bileyim ben, zamanında Siirt'te yapmıştık, deniz taksiler kaldırmıştık İstanbul'un merkezinden. Öyle operasyonlar yapamıyoruz ama bu kalabalık yine de arka tarafları için burada oldu. Bir kere daha gelen herkese teşekkür ederim bu vesileyle diyerek işveren ödülüne geçiyorum. İlkini 2005 yılında verdik. Türkiye'de niçin böyle bir ödül yok diye yola çıkmıştık. Yani en önemli, fiziksel çevrenin oluşmasındaki en önemli rolün işverende olduğunu düşünüyorduk her zaman. Özel sektör ve kamu sektörü olarak iki kategoride uzun süredir bu ödülü nitelikli bir şekilde, yine elimizden gelen en yüksek nitelikte, daha nitelikli yapılabilir elbette ama kaynak gerekiyor. Elimizden gelen en nitelikli şekilde yaptık. Jüri bu sene her zaman olduğu gibi bir de teşvik ödülü verebilir miyiz diye herhalde sormuş olsa gerek şeyde. Jüri çalışması sırasında raportör arkadaşlarımız da o konuda her zaman esnek oluyorlar ve bir seçici kurulu teşvik ödülü vermeye karar vermiş. Ve işte içinde bulunduğumuz binayı da oluştu. Binanın da işvereni olan ya da yapımcısı olan Boğaziçi Üniversitesi ne bunu uygun görmüş? Tam olarak şöyle yazıyor kartta. Seçici kurul bu yıl Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'ndeki dış mekan iyileştirme projeleri ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün seçici kurul teşvik ödülüne layık gördü. Plaketi vermek üzere seçici kurul üyelerinden Bilge Kalfa'yı, plaketini almak üzere Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Şahin Öztürk ve tasarım ekibi Burcu Serdar Köknar, Aslı Şener, Hande Kalender, Merve Toktaş ve Artun Akbulut'u sahneye davet ediyoruz. Yapı İşleri Bileşenlerinden Hasan Aylısı, Ebru Akkol ve Betül Kutlar'ı da sahneye davet etmek istiyorum. Çünkü bu projenin yürütücüsü arkadaşlar. Biraz öne alalım sizi. Galiba fotoğraf şurada istiyor tam olarak. Her şeyden önce Arkitera ailesine, bu projeyi üreten Anonim Mimarlık, Burcu Anbastan ve arkadaşlarına, projenin üretiminde katkısı olan Cumhuriyet İnşaat'a, İrem İnşaat'a ve Yapı İşleri çalışan arkadaşlarına, herkese ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ni biliyorsunuz, yani dünyada saygın bir yer olması yanında iyi yaşanabilir bir kampüs oluşturma peşindeyiz. Bize bu vizyonu özellikle üzerinde durarak öğreten ve uygulanması için çok uğraşan eski rektörümüz Profesör Doktor Gülay Barbarosoğlu'nu burada anmadan geçemeyeceğim. Bu projeyi çok iyi başlıyor. Ona kendilerini saygılandırıyorum. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizde bana düştü İstanbul adına konuşma. 4 sene önce çalışmaya başladık bu kampüste. Şimdi tesadüfen de kampüsteyiz. Tanımıyorduk burayı, buradaki hayatı ve özel bir düşündüğümüz, hayal ettiğimiz bir süreç vardı. Bu süreçte bütün üniversitenin çalışanları, öğrenciler, akademisyenler, yapı işlerinden herkes müthiş bir katılım gösterdi. Ve bu süreci böyle yönetebilmemiz için de bize Gülay Barbarosoğlu imkan sundu. Ona buradan teşekkür ediyoruz. Ve yapı işlerine böyle bir şey gerçekleştirme imkanı verdiği için uygulama ekibine çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugünlerde iyi üniversite binası görmek çok zor. Ben çok dolaştığım için şahsen şahit oluyorum. Onun için ben de ayrıca kendi adıma tebrik ediyorum sizi. Evet, işveren ödülünün özel sektör kategorisi. Bu bina Instagram'da iyi fotoğraf vermiyor. Göremiyorum tabii şu anda ama. Çok çalıştım Instagram'da fotoğrafını çekmeyi, beceremedim. Neyse en sonunda becereceğim. Ödülü vermek üzere. Abi de önce alanı söyleyeceğiz. Herkes bilmiyor değil mi? Biz açıklamadık ödülleri. Bilmiyor tabii. Evet. Ant Koz Yatağı projesiyle Ant Anadolu Gayrimenkul Yatırımları AŞ ödülü vermek üzere ödülün seçici kurulu üyelerinden Gökhan Aksoy'u ve ödülü almak için Ant Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Bakir Usta ile plaketini almak üzere HBB International Turkey'den Burhan Şirin ve Henrik Schulte'yi sahneye davet ediyoruz. Instagram'da iyi fotoğraf vermiyor. Kim açıklayacak? Önce jüri. Projenin ve binanın elde edilme sürecindeki profesyonellikten ve bu profesyonelliğin binaya sonuç ürüne yansımış olmasından ötürü ödüle layık görüldü. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu projemiz yurt içinde yurt dışında çok sayıda ödül aldı. Avrupa'nın ve dünyanın en iyi projesi seçildi. Ama bugün aldığımız ödül bizi çok daha fazla gururlandırdı. Bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi üründen önce Ömer Bey'in söylediği gibi işverenin yaklaşımı, bu süreçteki tutumu, süreci yönetim tarzımız, yaklaşımımız ödüle değer görüldü. Bu yapmak istediğimizdi. Bu nedenle mutluyuz. İkincisi, sektörde yeni bir şirketiz. Anadolu grubunun temsil ediyoruz. Biz sektörde bazı değerlerin yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Emsalden başka da değerler olduğuna inanıyoruz. Bu değerleri yükseltme konusunda emek veren Arkitera gibi kuruluşlardan bu ödülü almak bizi daha da mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Mimar iyi bir binanın sonuçlanması için yeterli bir aktör değil tek başına. İşveren tarafından en büyük yardımcısı da işveren. İkisi ancak birlikte güzel işler yapabiliyorlar. Tek başına hiçbir kimse yetmiyor. Biz de işverenimizi tebrik ediyoruz. Tebrikler o halde. Benim Instagram şeyim yanlış anlaşılmasın. Yani şey, sadece Instagram'da çıkmıyor çünkü gayet güzel bina. Ben beğendiğim için fotoğrafını çekmek istiyorum. Orada böyle bir tedirginlik hissettim. Ben espri olsun diye söyledim. Do you want to say something? Okay. Teşekkürler. Evet, Instagram'ı biraz daha hatta açayım yani böyle şu arkada duruyor mu hala gitti. Dikey şeylerden dolayı böyle bir kıvrılma yapıyor. Yani bina çok daha iyi gözüküyor ama sonra fotoğraf çekince anlaşılamıyor. Evet, geldik kamu kategorisine. Zor bir konuydu. Emin Başkan gelmedi galiba. Böylece birazcık ipucu verelim Emin Başkan diyerek. Kamu kategorisinde ödülü kazanan Lüleburgaz Şehirler Arası Otobüs Terminali projesiyle Lüleburgaz Belediyesi ödülü vermek üzere seçici kurul üyelerinden Semra Uygur'u, yani Semra ablayı benim için ve ödülü almak üzere Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı Rasim Arslan ile plaketini almak üzere proje mühendislerinden Sıddık Güvenli ve Barış Demir'i sahneye davet ediyoruz. Thank you.
önce ben konuşayım mı? Yarışmayla yapıldıysa ama konuşmayayım. Sonra ben konuşayım. Buyurun. Kim istiyor? İyi akşamlar. Gerçekten Ömer'in de söylediği gibi Arkitera ödülleri güvenilirliğini ve güzelliğini 11 senedir devam ettiriyorlar. Lüleburgaz Belediyesi'nin kamu dalında 2016 işveren ödülünü alması çok önemli. Şu nedenle yarışma jürisinde de konuştuğumuz projenin bu kadar yoğun kullanımlı bir kamu yapısının seçilmesinin yarışma yoluyla elde edilmesi, projenin geliştirilmesi aşamasında mimarlarıyla birlikte kol kola olmaları, yapım sürecinde mimarı doğrudan işin içerisine dahil etmeleri ve sonuç çıkan ürünün de nitelikli bir ürün olması nedeniyle oy birliğiyle kamu dalında 2016 işveren ödülüne layık görüldü. Tabii Lüleburgaz Belediyesi'nin işveren ödülü alması yalnızca otobüs terminali nedeniyle de değil doğrusunu isterseniz. Çünkü Lüleburgaz Belediyesi Türkiye'de, ülkemizde eleştirdiğimiz kentsel yaklaşımların aksine yüreğimize su serpecek nitelikte çağdaş kent yaratma uğraşında çok büyük başarılar elde etmiş bir yerleşim. Ben yolunuzun bir gün Lüleburgaz'a düşürmeyi niyet etmenizi dilerim. Çünkü Lüleburgaz gerçekten gittiğinizde memlekette böyle güzel şeyler de yapılıyor dedirtecek kadar güzel şeyler yapılmış ve bundan terminal binasından sonra da belediye yarışmalar serüvenine devam etti. Bunları akademi adıyla çıkarttı. Çünkü akademi adıyla yarışmaya çıkartılması da çok önemli bence. Kadın Akademisi, Sanat Akademisi, Yüzme Akademisi olarak. Bunlardan ilk ikisinin inşaatı devam ediyor. Yüzme Akademisi de sanıyorum yakın zamanda gerçekleşme aşamasına girecektir ve bundan sonrası için de Lüleburgaz Belediyesi'nin yarışmalarla bu tür büyük projeleri elde etme gayretleri var. Bunların da devamlarının geleceğini diliyoruz. Bu nedenle Lüleburgaz Belediyesi gerçekten görülmesi, yani Lüleburgaz'ın kendisi görülmesi gereken önemli bir yerleşim. Umuyorum ki ülkemizin birçok yerleşiminde bu tür nitelikli gelişmeler olacaktır. Bu arada mimarlarımızı unutmamak gerekir. İşveren ödülünün alınmasında en önemli katkı aslında biz mimarlara düşüyor. Çünkü bu karşılıklı etkileşimle birbirimizin yerine kendimizi koyarak daha iyiye ulaşma yolunda gayretlerimiz nedeniyle ben meslektaşlarımızın yarışmayla yapanlar buluşmasında anlattıkları ve yapıyı nitelikli çıkartmak için verdikleri gayretleri de kendi dillerinden, kendi anlatımlarından duyduğum için çok tebrik ediyorum. Bundan sonraki yapılarının da daha başarılı olmasını diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Semra Hocam sağ olsun benim söyleyeceklerimin hepsini söyledi. Ben Emin Başkan'ım bu akşam neden aramızda yok onu anlatayım. 2015 Mart ayı meclisinde biz 2016 yılını kadı yılı ilan ettik. Ve 2016 yılında kadınlarımız, kadın çalışanlarımız, belediye meclis üyelerimiz çok güzel şeyler yaptı. Buradan 15 gün önce ödül almak için Çin'e gittiler. Projemiz cinsiyet, eşitlikçi yaklaşım ve kadın yöneticilerdi. Dünyada 171 şehir, 301 proje arasında ilk 15'e girdiler ve katılım ödülünü aldılar. Bu bizim için, Lüleburgaz için, Lüleburgaz Belediyesi için gerçekten çok büyük bir durumdu. Kadınlarımıza bize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Emin Başkanımızın mesleği makine mühendisi. O, kamu binalarının yarışma projeleriyle yapıldığında çok daha kullanışlı olduğu kanaatinde. Onun için uzun zamandan beri de bu projeleri yarışmayla yapıyor.
az önce hocam saydı. Terminal projesi, Kadın Akademisi projesi, Sanat Akademisi projesi ve en son Yüzme Akademisi projesi. Terminalimiz bitti. Bu sene Nisan ayından beri, yaklaşık 10 aydan beri kullanılıyor. Sanat Kadın Akademisi inşaatı bitmek üzere. Onu da 8 Mart bir aksilik olmazsa, gecikme olmazsa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açmayı düşünüyoruz. Eğer müsait olursanız, hocamın da dediği gibi yolunuz Lourdes'e düşerse, ki o tarafa düşürüm derim, 8 Mart'ta sizi oraya bekliyoruz. Akitara'ya da siz gerçi çalışmıyorum diyorsunuz da. Yani meşhur yok, teki varsa gelin. Şu an Sanat Akademisi'nin inşaatı da başladı, o da son hızla devam ediyor. Ve bu projeler Emin Başkanım orada olduğu sürece herhalde devam edecek gibi gözüküyor. Saygılar sunuyorum efendim. Lüleburgaz Terminali bizim için bir ilk yapı deneyimi. Bu deneyimin işveren pozisyonunda Lüleburgaz Belediyesi olduğu için kendimizi hep çok şanslı hissettik. Gerek proje sürecinde, gerekse yapım ve kontrollük sürecinde bize sağladıkları konfor için kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Ve biz de kazandıkları bu ödül için kendilerini tebrik ediyoruz. Umarım yarışmayla yapmaya devam ederler. Ödül Başkanımın neden burada olduğunu söyleyecek miyim? Bu akşam Kadın Yılının gala gecesi var. Onun için aramızda. Buradan belediyesini tekrar tebrik ediyoruz. 4 tane yarışma yaptılar. Yani salonda yarışmalara aşina olmayan bir kitle de olabilir. Yapı malzemesi ödülünden dolayı yapı malzemesi sektörü aramızda kamu yapılarının tamamının yarışmayla yapılmasını istiyoruz, bekliyoruz, destekliyoruz. Ben şahsen sadece bunun için çalışıyorum. Arkitara'dan ayrıldım ama bir proje benimle birlikte o şekilde yürüyor. Lüleburgaz Belediyesi bu hayali gerçekleştiren ilk kurum denebilir. Bütün benim bildiğim kadarıyla daha, yani bu 4 projesinden daha büyük bir projeleri yok. Bütün büyük projeleri yarışmayla yaptılar. Benim deli olduğum da biraz bilinir. Bu son başkan yardımcımız nereye gitti? Son yüzme akademisindeki sorunu çözüp onu da yapmanızı bekliyoruz. Yani mimarlık ortamının tamamı bekliyor. O hani ödül gecesinde söylenecek şey değil ama ben yine de söylemiş olayım. 3 tane binanın bir tanesi yapıldı. Geri kalan 2 tanesinin de inşaatları devam ediyor. Yarışmayla yapın Twitter hesabından, mimarların hesaplarından gelenleri paylaşıyoruz. Kontrol edebilirsiniz. Evet, gecenin en önemli ödülüne geldik. Her zaman, yani bizim için en azından önemli. Herkes için, belki yapı sektörü için, yapı malzemesi, kamu için ve özel sektör kurumları için işveren ödül önemli. Ama biz genç mimar ödülünün ayrıca bir önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü geleceğe, yani bir gün umarım Sıddıklar da az önce buradaydılar. Onlar nerede? Arkadalar galiba. Bir gün umarım onlar da alırlar. İlk, çünkü ilk yapı tecrübesi için oldukça iyi bir bina. Ben binaya gidip gezdim. Yani ilk binayı yapmak çok zor. Aramızda arkadaşlarım olan genç mimarlar var. Onlarla çok konuştuk. Çok hata yapılabiliyor ilk binada. Ona rağmen çok iyi bir bina ortaya çıkmış ve bu kamu binası olduğu halde böyle. Tekrar tebrik ediyorum onları da. Genç Mimar Ödülü'nü 2004 yılından bu tarafa veriyoruz. Şimdiye kadar 10 defa verdik. Aralarda bu hani bazen işvereni 2003'ten veriyoruz, 11 verdik falan diyoruz. Çıkarttığınız zaman denk gelmiyor. Aslında her yıl veriyoruz. Fakat başlarda bu sistemleri oturtamamıştık. Acaba her yıl mı versek, 2 yılda bir mi versek, vermesek mi gibi şeyler olmuştu. Ama son 6-7 yıldır bakılacak olursa son derece düzenli bir şekilde bu 3 ödül, yapı malzemesi, işveren ve genç mimar devam ediyor. Ödülün hedefi genç mimarların işlerini ve isimlerini duyurmak, böylece mimari üretimde daha çok yer almalarını sağlamak. Umarım bu işe yarıyordur. Bunu biz ölçemiyoruz. Aslında bir kitap yapmak lazım, sergi yapmak lazım. Belki genç mimara şöyle bir 100 bin dolar falan vermek lazım bir sene idare etsin diye. Bunların hiçbirini yapamıyoruz. Bu akşam kazanan genç mimar arkadaşımıza da yapamayacağız. Kazanana geçmeden önce teşvik ödülümüz var yine. Seçici kurul bu yıl bir genç ismi seçici kurul teşvik ödülüne layık gördü. Bu teşvik ödülleri genelde jürinin böyle ya çok iyi bu kişinin çalışmaları da bunu yakmayalım, buna da bir ödül verelim demesiyle ortaya çıkıyor. Bence son derece
doğru bir yaklaşım. Plaketi vermek için seçici kurul üyelerinden Cem İlhan'ı ve seçici kurul teşvik ödülü plaketini almak için Salih Küçüktunay'ı sahneye davet ediyoruz. Salınma diyelim çok olumlu anlamda. Bu performansın devam etmesini çok ciddi enerji gerektiriyor çünkü. Hele rugby var mıydı portfolyoda? Efendim? Rugby var mıydı portfolyoda? Yok. O yüzden devam diyoruz işlerinde. Bol enerji. Allah zihnine çıktı versin. Çok teşekkürler. Bunu duymak müthiş heyecan verici bir şey. Çok heyecanlıyım. Ben biraz ucundan yakaladım ödülü ama öncelikle aileme çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Doktan, Sungay, asıl genç olan PIN ekibi. Müthiş bir ekip. Çok sıcaklar. Bir de Akitera tabii yani seçici kurulla beraber. İşi gücü mimarlık olan ben herkese teşekkür ediyorum. Burada olmak, hep yıllardır bizimle olmak, beraber olmak yeterli. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Yerinizi alabiliriz. Esprimi anlamayanlar olabilir. Salih aynı zamanda rugby oynuyor da. Yani çok şey, futbol oynasa birisi bunu söylemeye gerek yok ama rugby oynayınca ilginç doğrusu. Evet, geldik son ödüle. Arkitara Genç Mimar Ödülü 2016. Öncelikle ödülünü vermek üzere Pınar Gökbayrı'yı sahneye davet ediyorum. Ödülünü almak üzere ise Emir Drahşan'ı buraya davet ediyorum. Sahnede. Arkitara Genç Mimar Ödülü şu açıdan çok önemli. Önce onu söylemek istiyorum. Çünkü mimarlık aslında emeğinizin karşılığını çok uzun vadede aldığınız bir meslek. Diğer sektörlerle, diğer profesyonel alanlarla kıyasladığınızda. Dolayısıyla bir genç mimarın bir takım böyle şey taşları oluyor. Röper noktaları, sektiği taşlar oluyor o kariyer çizgisinde. Doğru yoldayım, evet dedirten kendisine. Arkitara Genç Mimar Ödülü de bunlardan en önemlilerinden biri bence. Çünkü tekil bir projeye değil, o dönemki kariyerinizin tüm sürecine bakılarak veriliyor. O nedenle çok önemli buluyorum. Güzel bir ivme getirsin istiyorum. Biz oy birliğiyle seçici kurul olarak Emir Drahşan'ı seçtik. Jüri raporunu da birlikte yazdığımız için okumak istiyorum. Mimarlık ortamına taze bir zihin ile katkı koyması, farklı ölçeklerde ürettiği yapıların tasarım yaklaşımlarındaki tutarlılık, üretimlerinin doğa ile kurduğu ilişkideki duyarlılık, yapıların tektonik kalitesi ve ürettiği işleri yalın bir malzeme paletiyle kurması, renk seçimlerindeki cesaret, üst ölçekteki fikirleri detaya aktarma becerisiyle Arkitara Genç Mimar Ödülü'ne layık gördük. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim.
teşekkür ediyorum. Gerçekten çok doğru bir şey söyledin. Genç mimar olarak bazen gerçekten çok yoruluyoruz. Moralimiz bozuluyor. Ya nasıl devam edeceğiz bu işin sonu? Nereye varacak? Acaba bıraksak, başka iş mi yapsak vesaire gibi. O anlamda hani benim için çok kolay olmayan bir dönemde böyle bir ödül almak gerçekten cesaretlendirici. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki aileme, takım arkadaşlarıma ve parasını bana emanet edecek kadar çılgın müşterilerime de teşekkür ediyorum.